Kaçak akım rölesini incelediğimiz videoların üçüncüsünü çekiyorum. Neden kaçak akım rölesi kullanmalıyız? Şu anda benim sistemimde bir kaçak akım rölesi yok. Bunu örneğin bir daire girişi olarak düşünün. Daire girişimde bir tane sigortam var. Ve benim dairemin içerisinde toprakla nötr hattı bir yerde temaslı. Bu teması biz kendimiz yapmış olabiliriz. Ya da bu temas daha sonradan bir arıza sonucunda da oluşmuş olabilir ve ben sistemimde kaçak akım rölesi kullanmadım ya da kaçak akım rölesini kuramadığım için takmadım diyelim. Benim dairemde alıcı olsun ya da olmasın. Ve bu durumda topraktan nötre, şöyle düzelteyim, nötrden toprağa akan akımlara bakacağız. Bu benim daire girişimdeki nötr hattım, topraklama hattım ve faz hattım. Fazın burada çok büyük bir önemi yok benim için. Dediğim gibi alıcım olsun ya da olmasın. Ve daire içerisinde nötr ile toprak arasında bir temas var. Bu nötr toprak arasında geçen akımı ölçmek için de bir ampermetre bağladım. Yani nötrden geliyor, ampermetremin içerisinden geçiyor. Daha sonra toprak hattına gidiyor. Ve enerjiyi verdiğimde bakalım ne olacak. Enerjiyi verdim. Benim şu andaki sistemimdeki diğer yüklerden dolayı nötrle toprağım arasında 140 miliamper akım geçiyor. Ve bu yük miktarı artacak olursa, örneğin daha önceki videoda da bahsettiğim gibi, size yakın dairelerden birinde alıcılar devreye girmeye başladı. Alıcı devreye girdiğinde, ki bakın, bu alıcım benim, direncim 4 amper civarında normalde akım çeken bir yük ve benim sigorta girişimin önünde, yani kolon hattına bağlı olan diğer daire olarak düşünecek olursanız ve devreye girdiğinde, ölçü aletimizi açalım. Devreye girdiğinde bakın, dikkat edecek olursanız benim dairemin içerisindeki nötr toprak temasından 1.79 amper akım geçirdi. Ve eğer bu yük miktarı artacak olursa bu akım değeri çok daha yüksek değerlere çıkacaktır. Peki ben 300 miliamperi yangın başlangıcı olarak kabul ederken, buradaki gibi 1 amperin üstündeki, hatta yük miktarı arttığında daha büyük değerlerdeki akımlar yangın oluşturmayacak mı? Bu dairelerdeki tesisat için oldukça riskli bir durum. Ne yapmamız lazım? Bu riski ortadan kaldırabilmemiz için daire girişlerimizde en azından kaçak akım rölesi kullanmak zorundayız.